bankasının kararını değerlendireceğiz. İş portföy yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nülfer Sezgin konuğumuz. Nülfer Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba hoş bulduk. Merkez Bankası'ndan faiz indirimi geldi 1 puanlık. 19'dan 18'e çekti. Merkez Bankası için Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu geçtiğimiz günlerde çekirdek enflasyon mesajını vermişti. Artık bundan sonra Merkez Bankası'nın bakacağı yer neresi olacak? Manşet mi, çekirdek mi? Belli oldu mu artık ve nasıl bir politika izlenecek? Evet yani bu son dönemde Eylül ayında iki farklı platformda Merkez Bankası Başkanı çekirdek enflasyonun faiz kararında veya para politikası kurulu kararlarında daha etkili olacağını söylemişti. Bu toplantıda e, ...alınan karar da bu yöndeki strateji değişikliğini teyit etmiş oldu. E, Merkez Bankası aslında bize şunu söylüyor bugünkü toplantı metninde. E, yurt dışında e, bizde olduğu gibi enflasyonu yüksek seyretmesine sebep olan... ...bir takım dışsal faktörler var. Mesela enerji fiyatları gibi, e, tarımdaki gelişmelerin sebep olduğu gıda enflasyonu gibi ve Ayrıca pandeminin seyrine bağlı olarak açılma veya kapanmalarla ilişkilendirilebilecek bir takım fiyat oynaklıkları normalleşmeyle gelen bazı sektörlerdeki yüksek fiyat hareketleri bunlar yurt dışında da enflasyonu yüksek seyretmesine sebep oluyor ve bu ülkelerde merkez bankalarının yaklaşımı bu yüksek enflasyona karşı para politikalarını sıkılaştırmak olmuyor. Onun yerine e, buradaki merkez bankaları destekleyici para politikası duruşlarını koruyorlar. E, dolayısıyla bir kere yurt dışında yani küresel olarak enflasyonun yüksek seyretmesine e, bir parasal sıkılaşma tepkisi verilmediğine aslında dikkat çekiyor merkez bankası. Dolayısıyla yurt nasıl küresel olarak enflasyonun e, hali hazırdaki yüksek seyrine ve kısa vadedeki yüksek seyretme beklentisine değil de orta uzun vadeli görünümüne odaklanılıyorsa ve ana eğilime odaklanılıyorsa aslında bizde de böyle yapılabilir mesajı vermeye çalışıyor. Bunu zaten daha önce de belirttiğim gibi Eylül ayındaki konuşmalarında da aslında benzer vurguyu yapmıştı. Bunu metne taşıdığını görüyoruz. Diğer bir konu yurt içi iktisadi faaliyetin canlı seyrettiğini hepimiz gözlemliyoruz. İkinci çeyrekte rekor büyüme kaydedildi. Üçüncü çeyrek göstergeleri de işte Temmuz ayında biraz bayram nedeniyle biraz e, bir zayıflama oldu ama iş günü etkisine arındırdığınız zaman aslında orada da iyi bir tablo var. Ağustos ayı verileri de güçlü geliyor şu anda. E, dolayısıyla iktisadi faaliyetin güçlü gittiği bir ortamda e, Merkez Bankası şuna dikkat çekiyor. E, evet faaliyet güçlü ama burada dış talebin desteği var. Yani ihracat kanalının desteği var. Dolayısıyla e, Faiz indirimine mani bir engel olabilecek bir iktisadi faaliyet koşulu yok mesajı veriyor Merkez Bankası. Buradaki güçlü tabloyu ihracatla ya da turizm gelirleriyle ilişkilendirdiğini aslında biraz söylemeye çalışıyor. Bir ikinci faiz indirimine zeminin hazır olduğu yönündeki mesajı bu. Üçüncü olarak da enflasyondaki yükselişin bir takım geçici unsurlardan kaynaklandığını belirtmesi zaten eee beri konuştuğumuz konu. Hı hı, evet. dolayısıyla Merkez Bankası diyor ki yani ben bu geçici faktörlere bakarak para politikasını dizayn edemem, tasarlayamam. Benim etkileyebildiğim kanallara bakmam, alanlara bakmam lazım. O da çekirdek enflasyon, arz talep dinamikleriyle daha fazla ilişkili olan enflasyon parametresi, çekirdek enflasyon dolayısıyla ben buna bakacağım diyor ve şu anda bir ayarlama ihtiyacının doğduğunu söylüyor. Bir de şunu aslında atlamamak lazım tabii ki. Tam da bu faiz kararını belirttiği paragrafında ticari kredilerde istenmeyen, arzu edilmeyen bir yavaşlama olduğunu söylüyor. Aslında nihai olarak faiz indirimini de dayandırdığı gerekçesinin bu ticari kredilerdeki yavaşlama olduğunu belirtebiliriz. Gerçekten de kompozisyon olarak baktığınızda ticari kredilerde daha fazla bir zayıflama var. Bireysel krediler ise son dönemde hızlanıyor. Son birkaç haftayı söylemiyorum ama hani birkaç aylık periyotta bakarsanız bireysel kredilerde bir hızlanma var. Dolayısıyla buradaki kompozisyona da bir e, yönelikte bir adım attığını aslında ifade etmeye çalışıyor. E, yalnız e, bundan sonra da bir faiz indirim sürecine girildi gibi bir mesaj yok metinde. Onu, Onu soracaktım. Bizim... Ee, Böyle bir şey çıkıyor mu? Yani bu yıl bitmeden daha, farklı, daha fazla faiz indirimi görür müyüz? Yani buna yönelik net bir mesaj yok. O kısım açık bırakılmış. Yani ne bunun bir kerelik bir faiz indirimi olduğu ne de bundan sonra devam edecek bir indirim sürecine girildiği. Yani Merkez Bankası'nın eğiliminin indirme yönünde mi olduğu yoksa bir kere indirdim burada duruyorum mu olduğu konusu çok net değil. Ama Merkez Bankası daha önceden enflasyonun üzerinde bir faiz uygulayacağını söylüyordu metinlerinde. Ayrıca enflasyonda belirgin düşüş başlayana kadar da sıkı duruşunu koruyacağını söylüyordu. Bu ikisini de çıkarmış metinden. Evet. Dolayısıyla bundan sonra da faiz indirimi gelebilir. Yani metin buna izin veriyor. Her ne kadar net bir yönlendirme yapılmasa da çekirdek enflasyona daha fazla bakılacağı için birkaç puanlık daha Faiz indirim alanı olduğunu düşünüyoruz biz yani bir iki puan en azından daha faiz indirimi planlaması yapıldığını ben düşünüyorum bu sene için. Ama tabii ki Merkez Bankası'nın burada çok e, kapıyı yani durumu biraz muğlakta bırakmayı tercih etmesinin bir gerekçesi de piyasayı izlemek istemesi olacak e, diye düşünüyorum. Yani döviz kurlarında başta olmak üzere piyasalarda bu faiz indirimine büyük bir tepki olmadığı sürece, Merkez Bankası bu yöndeki eğilimini devam ettirebilir düşüncesindeyim. Şimdi siz de vurguladınız parasal duruşun sıkılı ticari krediler, kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başlamıştır. Aslında buradan yola çıkarak hani faiz indirimi yani hem çekirdek enflasyona bakması hem de bu cümleye atıfta bulunup vurgu yaptınız. Dolayısıyla bu faiz indirimi veya önümüzdeki dönemde gelebilecek faiz indirimleri ee, üreticiyi, ihracatçıyı e, olumlu yönde etkileyecek mi? Tabii ki faiz indikçe e, finansman e, daha kolaylaşıyor, finansman bulmak ve bunun e, üstesinden yani bunu ödeyebilmek e, maliyeti kolaylaşıyor, düşüyor. maliyeti düşüyor. E, dolayısıyla ticari kredilerde bir olumlu etkisi olması beklenebilir, ama bir yandan da daha fazla düşebileceği beklentisi olduğu için belki bir miktar daha bekleyip hani tam düştüğü zaman belki bunu kullanmak da bir seçenek olabilir ama normal şartlarda teorik olarak tabii ki ticari kredilerin biraz daha bundan olumlu etkilenmesi beklenir aslında sadece ticari kredilerin değil sonuçta faiz indiği zaman ticari kredide ayrı bireysel kredide ayrı değil yani faiz indiği zaman bütün kredi piyasasını etkiliyor kimini daha az kimini daha çok Dolayısıyla bütün faizlerde, mevduat faizlerinde de bir düşüş olması bu karar sonrasında beklenir. Ama şunun da yine belirtmek lazım, kredi kullanımını veyahut da borç alarak yatırım yapma iştahını sadece faiz belirlemiyor. Orta vadede güven, makroekonomik görünüme ilişkin olumlu beklentiler, ve e, orta vadede yaptığınız yatırımın karşılığını yani yatırım yaparak üret, e, oluşturduğunuz kapasite üretim kapasitesinin karşılığında bir e, talep görecek misiniz görmeyecek misiniz bu yatırıma değecek mi bütün bunlar da tabii ki belirleyici oluyor. Dolayısıyla hani faizin çok düştüğü ama piyasa koşullarının bozulduğu, işte dövizin mesela çok oynaklığının arttığı bir ortam elbette ki tek başına kredilerin canlanması için yeterli olmaz. Önemli bir belirleyicidir ama tek başına belirleyici olmayacaktır. Bunu neden söyledim? Çünkü Biliyorsunuz enflasyon bizde şu anda 19.25 manşet enflasyon politika faizi 18'e indirildi merkez bankasının yeni stratejisi enflasyona yeni bakış açısı böyle bir faizi karşımıza getirdi elbette ki yurt dışındaki eğilimlerde hep çekirdek enflasyona bakmak işte orta vadeli enflasyon görünümüne odaklanmak yönündedir merkez bankacılığında böyle bir yaklaşım vardır ancak Bizim için baktığımız zaman tablo biraz daha farklı. Çünkü gelişmiş ülkelerde örneğin Amerika'da, Avrupa'da uzun vadeli enflasyon beklentilerine baktığımız zaman hedef seviyesinde aşağı yukarı çıpalandığını görüyoruz beklentilerin. Günümüzde enflasyon belki Amerika'da %2 hedefini iki katını aşmış durumda olabilir. Ama uzun vadeli mesela 5 yıl sonrasına bakın ortalama enflasyon beklentileri %2'lerde seyrediyor, 2'nin biraz üzerinde. Bizde ise tablo biraz daha farklı bizde yüzde beş hedefi var ama bir sene sonrasındaki enflasyon beklentileri de daha uzun vadeli enflasyon beklentileri de yüzde beş seviyesinin oldukça üzerinde. Bu nedenle hani bizde biraz daha bir katı duruş sergilemek geçici faktörleri de dikkate alarak bir para politikası stratejisi belirlemek aslında enflasyonu düşürmede daha etkili bir yöntem olur. Biz geçici unsurları dikkate almadan bir para politika stratejisi belirleyip biraz daha gevşek bir duruş sergilediğimiz zaman bu sefer uzun vadeli enflasyon beklentilerini maalesef bozulma riski var. Bu da tabii orta uzun vadede enflasyondaki düşüş sürecini zorlaştıran, enflasyonda katılığı beraberinde getiren bir konu oluyor. O nedenle de piyasa nezdinde Merkez Bankası'nın bu yeni yaklaşımı ne kadar karşılık bulacak, ne kadar Doğru bir adım olarak görülecek. Bunu biraz daha önümüzdeki dönemde, dediğim gibi, başta döviz kurları olmak üzere çeşitli piyasa göstergelerinden okunması gerekir. Örneğin yabancı yatırımcının ilgisi olacak mı? Çünkü normalde hani faiz indirim süreci aslına bakarsanız çok yabancı yatırımcı içinde, yurt içindeki yatırımcı açısından da getirilerin artmasına imkan verebilecek bir ortam hazırlar daha pozitif bir atmosfer olduğunu, işlerin iyi gittiğini çağrıştırır aslına bakarsanız. Ama yeter ki bu indirim bir, meşru bir indirim olsun. Yeter ki doğru bir adım olarak piyasada yatırımcılar tarafından görülsün. O nedenle eğer biz önümüzdeki dönemde hani döviz kuru oynaklığının sınırlı kaldığını, piyasa göstergelerinin bu indirime fazla bir reaksiyon vermediğini, yani olumsuz anlamda bir reaksiyon vermediğini görürsek, e, o zaman elbette ki e, hem merkez bankası biraz daha indirme devam edebilir, hem de e, bu ticari krediler başta olmak üzere e, kredilerde de tabii ki biraz daha e, e, hızlanan bir e, ortam görme şansımız olabilir. E, şimdi e, diğer taraftan e, işte 4 Ekim'de Pazartesi günü en, enflasyon gelecek. E, enflasyonda bir kırılım görecek miyiz sizce? E, biz Enflasyon açısından e, risklerin devam ettiğini düşünüyoruz. Yani e, evet bir düşüş beklentimiz var bu sene ama bunu daha ziyade yılın son aylarında bekliyoruz. E, sene sonu için resmi enflasyon tahminimiz %16,5 e, manşet enflasyon için ama çekirdek enflasyonu bunu tabii daha altında görüyoruz. 16,5'lik tahminimiz üzerinde risklerin de dediğim gibi yukarı yönlü olduğunu düşünüyoruz. Özellikle Ağustos ayında enflasyon hatırlayacağınız üzere tahminlerin oldukça üzerinde gelmişti. Bu tip risk, olumsuz sürprizler görme olasılığımız oldukça kuvvetli. Gıda enflasyonunda enerji fiyatlarında dünyada bu enerji fiyatlarındaki artış biliyorsunuz bütün ülkelerin meselesi haline geldi. Doğalgazdaki artışlar vesaire bunun Önümüzdeki dönemde yurt içinde de yansımaları olabilir. Hani hemen Ekim ayı için söylemiyorum bunu. Pardon Eylül ayı enflasyonu için söylemiyorum. Ama bu yılın kalanında ve orta vadede enflasyon açısından risklerin biz devam ettiğini düşünüyoruz. Merkez Bankası için elbette hani çekirdek enflasyona odaklanmak, bu manşet enflasyonda işte gıda olabilir, enerji olabilir bu tip unsurlar sebebiyle yaşanabilecek yükselişlere rağmen ...para politikasını sıkılaştırmaya gitmemek için bir e, esneklik sağlayacaktır. Yani önümüzdeki dönemde şöyle bir tablo görebiliriz. Yani manşet enflasyon yükseliyor veyahut da beklenen düşüşünü sergilemiyor. E, ama buna rağmen Merkez Bankası faiz indirmeye devam ediyor. Böyle bir senaryoyla karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü Merkez Bankası artık stratejisini değiştirdi, çekirdeğe bakıyor. E, e, bu da tabii hani bir süre yapılabilecek bir şey bu ama eğer çok uzun sürerse bu manşet enflasyondaki katılık ve yüksek seyir o zaman bir noktada artık hani bu geçici olduğuna iddia ettiğimiz unsurların ne kadar geçici olduğu veya geçici bile olsa dönüp dolaşıp manşet enflasyonun katılığını beslemede de bir rolü olabildiği yani biz buna ikinci etki diyoruz. İkinci etkileri sebebiyle ne kadar göz ardı edilmesi gerekir, doğru mudur göz ardı etmek, bunları biraz daha fazla tartışmaya başlayabiliriz diye düşünüyorum. Merkez Bankası cari işlemler dengesine de vurgu yapıyor ve burada bir pozitif beklentiden bahsediyor. Enflasyonun düşmesinde cari işlemler dengesi tarafından bir beklenti oluştu mu acaba? E, cari denge ile enflasyona aslında şu şöyle bir bağ kurmak lazım. E, i̇kisi madalyonun iki yüzü gibi şu açıdan. Emtia fiyatları ve daha doğrusu genel olarak ithalat fiyatları ve döviz kuru cari dengesi daha doğrusu cari açığı diyelim cari açığı olan ve cari açığı yüksek olan ülkelerde daha büyük bir hassasiyet yaratıyor enflasyon açısından. Çünkü ithal girdilerin yurt içindeki fiyatları belirlemedeki rolü artıyor. Ee, döviz kurunun yine aynı şekilde e, yurt içindeki fiyat düzeylerini belirlemedeki etkinliği artıyor. O nedenle cari denge gelişmelerinin seyri enflasyon açısından, orta vadeli görünüm açısından da elbette ki dikkate alınması gereken bir konu. Ve finansal istikrar açısından tabii ki dikkate alınması gereken bir konu. E, cari dengede turizm gelirlerindeki artış ve ihracatın güçlü seyri sayesinde çok olumlu bir gidişat oldu bu sene. Biz sene sonu tahminimizi aşağıda revize ettik. Yani 28 milyar dolar civarında beklerken. 22 milyar dolar olarak belirledik daha sonra tahminimizi olumlu gelişmeleri dikkate alarak. Evet. Altın ithalatındaki düşüş de buna katkı sağlıyor. Merkez Bankası uzun zamandır bu tarafa vurgu yapıyor. Ee, ama biz fazla beklemiyoruz yılın kalanında. Merkez Bankası ısrarla e, fazla yön, cari fazla vereceği yöndeki görüşünü koruyor. Peki Nülfer Hanım çok teşekkür ederim değerli katkılarınız için. İş Portföy Yönetimi Genel de, Müdür hocam. Yardımcısı Nülfer Sezgin teşekkür ederiz.